Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Kampın birinci gününde, birinci dersimizde karşınızdayım. İlk dersimiz yazım kuralları nokta atışı olacak. Hocam bu videoda biz neler göreceğiz, neleri öğreneceğiz? Bu videoda arkadaşlar Türk Dil Kurumu'nun yazım kuralları adına verdiği bütün uyarıları aldım, buraya topladım. Bütün istisnaları topladım. Nasıl yani hocam? Mesela diyor ki işte şu sözcükler büyük yazılır. Uyarı. Şöyle olursa küçük yazılır. İşte o uyarıları biliyorsunuz son 2-3 yıldır ciddi anlamda soruyorlar. Şöyle bir baktım çıkmış sorulara ve uyarılara birebir arkadaşlar. Nerede uyarı var onu hemen sınav sorusuna çevirmiş. Şimdi ben de durdum, toparladım bütün yazım kurallarıyla ilgili uyarıları, istisnaları arkadaşlar. Şimdi yapmanız istediğim şey şu. Videoyu büyük bir dikkatle dinleyelim, izleyelim. Sonrasında mutlaka videoyu baştan alıp şöyle güzelce bir satır satır not edelim, olur mu? Şöyle güzel bir kamp defteriniz olsun. Kamp birinci günde yazıp adam akıllı bunları bir not edin, olur mu? Sonrasında soru çözümü gelir, işi bitirirsiniz. Bir de ricalarımdan bir tanesi şu, hemen başlayacağım. Rüştü Hoca'dan 100 sözcük diye bir video var biliyorsunuz. Onu kesinlikle gün içerisinde izlemeniz. Haydi uzattın hocam. Başlayalım. Videomuzun İlk sayfasındayız. Doğu batı sözcükleri lütfen dikkat. Doğu batı ifadeleri yön anlamı dışında kullanılırsa büyük harfle başlar. Ve daha önemli bir kural, gelen ek mutlaka ayrılır. Biliyorsunuz arkadaşlar Doğu batıyı. Bakın Doğu Anadolu derken hemen şu işaretimiz de bildiğimiz kısım olacak arkadaşlar. Doğu Anadolu derken değil mi? Yerin önündeyse büyük, yerin sonrasındaysa küçük yazıyorduk. Orada yön ifade ediyordu. Ama kurala dikkat. Bakın bu bir uyarı. Doğu batı ifadeleri yön anlamı dışına çıkarsa nasıl yani hocam? Hemen örnek gelsin. Bu yanılgı batıdan sirayet etmiştir. Batıdan bulaşmıştır bize diyor. Bakın batı kültüründen, batı medeniyetinden, batı uygarlığından, batılı insanlardan, yani o anlayıştan bize gelmiş diyor. Yön falan belirtmiyor. Bulunduğumuz yerin batısı falan demiyor. Doğal olarak buradaki B'yi büyük yazdım ve geleneği kesme işaretiyle ayırdım. Devam hocam. Söz sanatlarında doğunun izleri görülüyordu. Yani doğu medeniyetinin, doğu edebiyatının, doğu anlayışının, doğu ne bileyim işte düşüncesinin falan fistan. Doğal olarak yön anlamından çıktı. D büyük, gelenek ayrılıyor. Bu kural Türk Dil Kurumu'nda uyarı olarak verilmiş arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Yoksa zaten Doğu Anadolu'da D büyük, Anadolu'nun doğusunda D küçük yazıyorsunuz. Bir numara altın maddeydi. Bakın arkadaşlar sayfalar ilerledikçe acayip farklı, acayip güzel maddeler göreceksiniz. Şunları bir geçelim hemen. İl, ilçe, köy, belde sözcükleri. Küçük harfle başlar, gelenek ayrılmaz değil mi? Küçük harfle başlıyorsa geleneği ayırmayacaksın tabii. Ankara ilinin diyor bakın. Şimdi bu maddeyi söylediğim zaman bazen öğrenciler mesaj atıyorlar, karıştırabiliyorlar. Hocam nasıl Ankara'nın ağası küçük yazılır? Hayır, onu kastetmiyoruz. Tabii ki Ankara özel isim, her zaman büyük yazılır. Ankara ili derken i'den bahsediyoruz. Çankaya ilçesi derken i'den bahsediyoruz. Karacalı köyü derken k'den. Görele beldesi derken b'den bahsediyoruz. Bunları küçük yazacağız. Ve bakın dikkat, ilçesine ya da ilinin derken geleneği de ayırmıyoruz. Ha, bildiğimiz kurala gelelim. Mahalle, cadde, bulvar, meydan, sokak sözcükleri büyük harfle başlar. Bu işareti de alta koydum arkadaşlar. Bu kuralı çağrıştıracak, üstteki kuralı çağrıştıracak şeyleri de aşağı topladım. Bazen de uyarı mahiyetinde bilgiler koydum buraya. Lütfen mahalle, cadde, bulvar, meydan, sokağı zaten biliyorsunuz, onları unutmayın. Şu Türk Dil Kurumu'nun uyarı olarak verdiği maddeyi de cebinize koyunuz. Bakarsınız bu sene. Buradan bir soru gelir. Gazete, dergi, tablo sözcükleri küçük harfle başlar. Yine Türk Dil Kurumu uyarı olarak aktarmış bunu. Süper bir maddedir bu. Ben özellikle sorularda görmüşsünüzdür fazlasıyla. Tabloyu çok kullanıyorum. Tablo ifadesini. Çünkü onun da büyük yazılacağını düşünüyor genelde öğrenciler. Aman dikkat. Milliyet gazetesi. G'yi küçük yaz. Kitap okuyan kedi tablosu. T'yi küçük yaz. Varlık dergisi D'yi küçük yaz hocam. Geleneği de ayırmadığımızı hatırlatmakta fayda var. Devam ediyoruz. Kitap, makale, tiyatro eseri. Bakın müthiş bir uyarı daha. Kurum adı vesaire. İşte özel adlarda diyelim ona. Yer alan kelimelerin ilk harfi büyükse ve, ile, ya, veya, yahut, ki, de ve mı, mi, mu, mü soru sözcükleri ya da ekleri neyse küçük yazılır. Çok önemli bu. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Bakın dikkat. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, o kurumun, kuruluşun adı ve sadece ilk harfleri büyük yazılmış. Yani başta küçük yazılmış bir anlamda. O zaman bağlıca küçük yazıyoruz. Bakın Leyla ile Mecnun. Sadece ilk harfleri büyük yazılmış. O yüzden küçük yazıyoruz. Ama başlığın tamamını büyük yazıyorsanız tabii ki bağlıca da büyük yazmak zorundayız. O ayrı bir konu. Ya Devlet Paşa ya Kuzgun Neşe. Türk Dil Kurumu'nun verdiği çok güzel bir örnek bu. Çok dikkatimi çeken, yani anlattığım kurala böyle istisnai gibi görünen ama olmayan tabii ki harika bir örnek. Ya Devlet Paşa ya Kuzgun Neşe'de.
Yağ sözcüğü ve yağ yağlar tabii ki. Bunlar bağlaç. E bağlaçlar büyük yazılmayacak demiştik eğer küçük yazılıyorsa başlık. E bu cümlenin bir anlamda cümle diyebiliriz buna. Cümlenin başı olduğu için büyük harfle başlıyorsun. Yani baş sözcüğümüz tabii ki büyük harfle başlayacak. Onu o yüzden büyük yazmışız ama bakın sonrasında küçük. O yüzden şu örneğe lütfen dikkat olun. Bunu bir köşeye mutlaka yazınız. Zaten bu kuralları tek tek yazın arkadaşlar, olur mu? Müthiş bir defteriniz olsun. Kamp defteri harika bir tekrar, full tekrar defteri olsun sizin için. Evet, bir özel at kendi anlamı dışına çıkarsa küçük harfle başlar. Bakın bu da çok güzel bir örnek, çok güzel bir uyarı. Böyle baktım hocam Türk Dil Kurumu'nun sitesine, yazım kuralları noktasında inceledim. Böyle kıyıda köşede kalmış harika bir madde. Acem mesela, değil mi? Müzik makamı vesairesi anlamında kullanıldığı zaman, türü olarak kullanıldığında, Hicaz makamı olarak kullanıldığında, değil mi? O Allah'lık bir kimsedir deriz ya, saf. Hani kimseye zararı olmaz, tertemiz insanlar için kullanırız ya genelde Allah'lık. Bakın oradaki A'yı da küçük yazıyoruz. Şimdi Allah kelimesindeki A'nın, ilah kelimesindeki İ'nin, Tanrı kelimesindeki T'nin küçük yazılma durumundan bahsetmiştik geçtiğimiz sene. Hatırlayacaksınız hani eski Yunan tanrıları diye. O Türk Dil Kurumu'nun uyarısıydı. Buraya almadım geçen sene soru olarak geldiği için. Bu sene artık bir zahmet soruyu aynen sormalısın. Tabii ki şıklar da gelebilir. Burada bahsedeceğim diye yazmamıştım. Allah'lık ifadesi veya işte deyimlerde geçen bazı Allah sözcüklerinin küçük yazıldığını söylemiştik. O uyarı sınavda geldi arkadaşlar. Neden benzeri bir uyarı da? Biz seçeneklerde şık olarak gelmesin, değil mi? Don Quixote'lu kaydı konuşabilirsem. Gereksiz kahramanlık yapmak, değil mi? Gereksiz yere. Jules ifadesi de fizik terimi olarak kullanılıyor ve küçük yazılıyor. Aman dikkat. Jules César. Haydi o zaman devam edelim Türk Dil Kurumu'nun uyarı maddelerine. Para birimleri küçük harfe başlar diyor. Lira, avro, dolar, dinar, kuruş ve liret gibi örnekler, değil mi? Çok yerinde. Lütfen cebinizde kalsın. Bir kulak aşinalı olsun. Para birimleri küçük harfle başlar. Özel adlar yerine kullanılan o sözcüğü büyük başlamaz hocam. Şimdi Allah için kullandığımızda tabii ki. Onu zaten büyük yazıyoruz ama öyle bir cümleydi bir zahmet. Yani öyle dini veya ayet içeren bir cümleyi bir zahmet kullanmayalım soru olarak. Doğal olarak normal sıradan cümlelerden bahsediyoruz biz. O sözcüğü asla kim olursa olsun, ya makam mevkisi tanınan birinden kim olursa olsun küçük yazıyoruz. Sözlerin bir tek o anlar zaten diyor. İşte buradaki o'dan bahsediyoruz. Ya da aslında onun şiirlerini çok severim derken ki onundan bahsediyoruz. Bu şair kim olursa olsun, değil mi? Bir cümle öncesinde onu anlatmış da olsa, yani çok iyi bilinen bir isim de olsa, lütfen küçük yaz ve gelen eki ayırma. Bakın örneklere dikkat. Birinde ek var, birinde ek yok, olur mu? Onlara dikkat edelim lütfen. Peki müzik makamları, türleri küçük harfle başlar. Az önce benzeri bir maddeden bahsetmiştim. Ama yine de güzel bir uyarı, bir daha bir daha yazmış bunu Türk Dil Kurumu. Bakarsınız bu sene bir yerlerde gelir. Türkü, Varsağı, Acem Buselik, Acem Aşiran, Hicazkar ve Bayati. Şimdi türkü ve Varsağı'yı bence büyük yazan çıkmaz aramızda. O kadar değil hocam. Çünkü edebiyat biliyoruz az çok. Oradan da anlıyoruz. Yani öğrenci olarak yapmayız öyle bir hata ama Acem Buselik, Acem Aşiran gibi sözcüklere dikkat. Mesela bunların ayrı yazıldığını düşünelim, değil mi? Hayatta aklımıza gelmez. Ya da büyük başladığını. Yani bizi şu iki örnekle sanki düşürebilirler gibi. Ya da Hicazkar'daki düzeltme işaretine dikkat çekmekte burada fayda var diye düşünüyorum. Haydi hocam, kampın birinci günündeyiz. Şöyle arkamıza bir yaslanalım. Bir hakkını verelim ya bugün. Bugün bir yazım kuralları günü olsun. Tabii ki sen ekstra matematiğine, biyolojine, kimyadan, tarihine, coğrafyana çalış. Ama Türkçe adına yazım kuralları günü olsun. Çiçek ve ot anlamlarından çıkmış şu sözcükler bitişik yazılır. Bu da yine Türk Dil Kurumu'nun uyarı olarak verdiği bir madde arkadaşlar. Çok iyi bir madde. Bakla çiçeği renk olarak kullanıldığında, değil mi? Bakla çiçeği kazak gibi. Nar çiçeği gömlek gibi, değil mi? Aman dikkat renk olarak. Ya da su çiçeği. Şimdi çiçeğin adı suysa, yani su çiçeğiyse, onun cinsi oysa tabii ki ayrı yazarız çiçek adıysa. Ama bakın ne diyoruz? Çiçek ve ot anlamlarından çıkmış kullanımlardan bahsediyoruz. Su çiçeği hastalık olarak kullanılmış. Hep bitişik yazılmış. Ağız otu barut anlamına geliyor, dikkat. Onu da bitişik yazıyoruz. Tüm bu maddelere istisna bir şey var. Çöre otu, semiz otu ve dere otu. Bunun dışındakileri ayrı yazıyorsunuz. Ot bilmem ne otu dediği zaman, yüksük otu falan gibi mesela. Çöre otu, semiz otu, dere otu. Bunları bitişik yazıyorsunuz. Bunlar gelenekleşmiş diyor. Bunlar kalıplaşmış diyor. Bir otu ifade etmesine rağmen, yani ot anlamından çıkmadığı halde bitişik yazılanlar. Bence bu üçlüyü kesinlikle kaydedin. Semiz otu, dere otu ve çöre otu. Ben bunu taktiklerle değil bilgisinde fazla sıra soru yaptım. Kitabı çözenler hatırlayacaklar. Ama yine de vurgulamakta fayda var. Geldik Türk Dil Kurumu'nun bir diğer uyarısına, bir diğer istisnai görüntüsüne. Katil ve kadir sözcüklerinde düzeltme işareti
yok arkadaşlar. Katil katıl. Kadir kadır gibi. Yani farklı okunuşlarında farklı anlamlar ifade etseler de diyor Türk Dil Kurumu. Bunlarda düzeltme işareti yok. Böyle gelenekleşmiş diyor. Gelin isterseniz hemen benden size artistik bir not gelsin. Düzeltme işareti olan bazı sözcükler arkadaşlar. Ne yapın edin. Not ederken bunları büyük büyük yazın arkadaşlar. Ayrı bir kağıda hatta bir kağıdın tamamını bunları bir yazın. Lütfen bunlar çok kullanımda olan sözcükler. Hani gelirse düzeltme işaretinin gelebileceği örnekler bunlar. Mahkum, kağıt, dükkan, tezgah, hikaye, hal, aşık, şura, adem, alem, hala, kafir, karargah, yadigar, hakkari ve sükut gibi örnekler can yakabilir. Okuyorum, belki okuyamayacağınız noktalar olabilir diye. Yazım çok harika olmadığı için haydi bismillah hocam, haydi bismillah hocam, müthiş bir madde daha. İdi imiş ise ve iken ayrı yazılabilir arkadaşlar. Bu da çok iyi. Bunu da Türk Dil Kurumu'nun ek fiil maddesinde göreceksiniz. Gelir idi, yapar ise, sorar imiş, koşar iken, bu tarafa doğru koşar iken şunu gördüm. Bunu ayrı yazdığın zaman öğrenci diyor ki hocam hani diyor düşme olursa ya da ses olayı olursa bitişik yazacaktık. Şimdi bunu düşünüyor ama o maddenin yardımcı eylemler için geçerli olduğunu bir daha hatırlatmış olalım. Yani bütün ses olaylarını göstereceğiz diye bir şey yok. Tabii ki göstermezsek yazım yanlış olur ama işte gösteremeyeceğin noktaları aktarıyoruz zaten sana. İdi, imiş ise ve iken. Dördü de ek eylem arkadaşlar biliyorsunuz. İken çok nadir kullanılmakla birlikte, yani kitaplarda, sorularda çok nadir gelmekle birlikte o da bir ek eylemdir, unutulmasın. Yani gelir idi yazıyorsan bir yazım yanlışı yapmıyorsun. Bunu da cebine koyacağım. Haydi hocam, kampın birinci günündeyiz konuşabilirsem. Büyük bir heyecan yaşıyoruz. Bu video acayip işi bitirecek. Yani kesinlikle faydalı olacak. Gel hocam, gaza gelmişken bir yürüyelim şu maddeye. Satır sonuna gelindiğinde. Yazıyorsun yazıyorsun, satır sonuna geldin hocam. Tek ses asla bırakmayacaksın. Yani olabilir falan değil. O'yu yukarıda bırakamazsın diyor ya da aşağıda. Tek ses bırakılmaz. Hecelemeye göre bölünür. Olabilir diyorsan ola, oradan böl diyor yani. Kesme işareti denk gelirse de sadece kesme kullanılır. Aynı zamanda kısa çizgi kullanılmaz. Yani hem kesme hem kısa çizgiyi kullanma diyor. Gelin bakalım. Söyledi. Ha hocam, burada hece esasına göre bölmüş. Doğru. Hanımeli. Bakın satır sonuna gelmiş. Bunu satır sonu kabul edin lütfen. Hanımeli diye bölmüyoruz. Biliyorsunuz ilk heceden sonra Türkçe'de heceler daima ünsüz harfle başlar. Tekrar ediyorum, ilk heceden sonra, ilk hece ünlü veya ünsüyle başlayabilir. Sonraki bütün heceler, ilk heceden sonraki mutlaka ünsüz harfle başlar. Türkçenin böyle bir kuralı var. Ha, nı, me, li. Yani ikiye asla bölme bunu diyor. Yani ulamanı yap hocam diyor. Ha, nı, me, li dedik, tamam. Bursa'nın mesela, burada kesme işareti kullanılmalı. Çünkü bu bir özel isim ve çekim eki ayrılır. Ama satır sonuna denk geldin, öyle bir yazıyorsun ki satır sonuna denk geldi. Bir de kısa çizgi kullanma diyor. Kullanırsan yazım yanlış yaparsın diyor. 1975T gibi. Buradaki yazımların hepsi doğru arkadaşlar bu arada. Müdafaa gibi ya da başöğretmen. Tekrar ediyorum, ilk heceden sonra hecelerin tamamı ünsüz harfle başlamak zorunda Türkçe'de. Baş öğretmen çok iyi bir örnek. İlkokul, hatırlayacaksınız bu örnekleri. Bu iki örnek artist örnektir. Peki hocam, gelin bir de benden bir şey gelsin. Uyarılar devam edecek, istisnalar devam edecek. Araya bir tane böyle kendi adıma önemli gördüğüm bir maddeyi aktaracağım. İkilemeler ayrı yazılır, bunu biliyoruz. Ama şu ikilemeler can yakabilir. Yani bitişik yazılırsa sırıtmayabilir, anlayamayabiliriz. Lütfen dikkat. Sere serpe, soy sop, yan yana, başa baş, göz göze, pılı pırtı, el ele, iç içe, özellikle iç içe mesela benim çok dikkatimi çekiyor. Hani bitişik yazsalar ya da yan yana görme ihtimalimiz çok düşük gibi geliyor bana. En azından kendi adıma böyle kaçırabilirim diye düşünüyorum iç içe böyle bitişik gelirse. Ben sizi de kendim gibi düşündüğümden haydi dedim bu maddeyi aktarayım. Evet, Türk Dil Kurumu'nun uyarılarına devam ediyoruz. Bizi başka hangi konuda uyarmış? Numara sözcüğünün kısaltımına dikkat çekmiş. Çok ilginç bu. Eki de okunuşa göre geleceğini söylemiş. No'lu, no'suz diye. Numaranın no diye kısaltıldığını biliyoruz. No'lu, no'suz diye yazıyoruz. Aman dikkat. Yine bir uyarı daha Türk Dil Kurumu'ndan. Küçük harfle yapılan kısaltmalara ekler açılımına göre gelir. Yani KG'den değil de kilogramdan. İşte CM'yi değil de santimetreyi. Burada çok bir şey değişmese de. Kere, in, kerenin değil de kuruşun gibi. Şu ikisinde sanki kural biraz daha kendini net gösteriyor. Çünkü bu da CM'yi de desen, santimetreyi de desen çok değişmiyor. Ama KG'den demek var, kilogramdan demek var. Buraya bir yıldız koymanızda büyük fayda var not ederken. Kilogramdan bilmiyorum ya. Sanki böyle küçük harfli kısaltmalarla ilgili bir soru bir yerlerde gelebilir gibi. Hayır, daha önce anlattığım
Bu rayada katma ihtiyacı hissettiğim yine Türk Dil Kurumu'nun uyarı olarak yazdığı sitesinde harika bir madde daha. Öyle böyle değil hocam. Gelirse ciddi ters köşeyiz, onu söyleyeyim. Ciddi dökülürüz. Sonunda üçüncü tekil kişi iyilik eki olan özel adam. Bu ne demek hocam? Mesela Boğaz Köprüsü. Değil mi? Normalde bunu böyle yazıyoruz ya. Hani bunu Boğaz Köprü diye yazmıyoruz ki. Boğaz Köprüsü. Ya da Amikova diye yazmıyoruz ki. Amikovası. Ya da Kuşada değil. Kuşadası. Onun adası, onun ovası, onun köprüsü. Yani üçüncü tekil kişi iyilik eki alandan bahsediyoruz. Sığ si'den bahsediyoruz. Bir sözcük özel ad başka bir iyilik eki aldığında arkadaşlar kesme işareti kullanılmaz diyor. Şimdi Boğaz Köprüsü derken onun Boğaz Köprüsü ya da Boğaz'ın köprüsü. Oradaki sığ si üçüncü tekil kişi iyilik eki biliyorsun. Onu çıkarıyoruz, başka bir mızmiz. Bizim diyoruz değil mi? Birinci çoğul iyilik eki geldi. Ekle ayırma onu diyor. Onu kesmeyle ayırma. Şimdi sınavda ayırırsan harika bir örnek olur. Bak Kuşadamızdaki diyor ya, Kuşada'dan sonra ya da Kuşadamızdan sonra bir kesme gelmesi ciddi düşürür bizi, onu söyleyeyim. Çünkü bizim için hani Kuşadası özel isim, Boğaz Köprüsü özel isim, Amikovası özel isim falandır ya kafamızda böyle. Hani Ahmet'ten Mehmet'ten farkı yoktur bizim için. Doğal olarak kesme sanki olmalı mı? Hele ki şurada değil mi? Bir sürü ek gelmiş, 3 tane ek gelmiş. Aman Allah'ım diyoruz, kullanmıyoruz. Bu sayfaya lütfen dikkat. Bu sayfayı da not ederken yıldızla hocam. Bu da çok önemli. Gelin bir uyarıya daha değinelim. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum, iş yeri adlarına gelenekler kesmeyle ayrılmaz. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Türk Dil Kurumu'ndan Danışma Kurulu'na, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı'na, bu da çok iyi bir örnek. Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığına, haydi telefon, haydi kamera, sakin ol, telefonumuz sakin olsun. Evet. Avrupa Birliği'ne gelenekleşmiş olarak biliyorsunuz ayrı yazılır, yıllardır bu böyle, cebinizde kalsın. Ama şu kısım bence can yakabilir. Kurum kuruluşlara gelenekler kesmeyle ayrılmaz. Üniversite vesaire, lise, aklınıza ne geliyorsa tamam. Aman dikkat. Gelin harika bir madde daha. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Çok sık sordum, çok sık anlattım bunu size. Özel ada gelen yapım eki, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Artık burada son noktayı koyduk hocam. Türkçenin Türk kelimesi çaça yapım eki almış, ayırmıyorsun. Ya da Hollandalı'dan diyor. Hollanda özel isim, Lırli yapım eki var. Dandeni ayırmayacaksın. Ya da Araplar derken, Avrupalı derken, mesela Araplardan desek Dan'ı da ayırmayacağız. Çünkü çokluk eki ayrılmaz diyor. Bundan sonra gelen ekle ayrılmaz. Yakup Kadriler, Mehmetler, Avrupalı, bakın Lili. Yapım eki ayrılmaz özel isme gelen. Yapım eki üzerine gelen hiçbir eki ayrılmaz. Ha, Avrupam desem mesela oradaki M'yi ayırırsın. O sadece çekim eki almış çünkü. Devam lütfen. Of 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 of. Bu madde mükemmel. Bak acayip bir madde bu da. Belirli bir tarihte. Yani belirli bir tarih dediği işte 3 Nisan mesela. Nedir hocam 3 Nisan? Boş ver gitsin. 3 Nisan belirli bir tarih. Nisan 3'ü canım işte. Hangi yıl olduğuna bakma diyor Türk Dili Kurumu. İşte 1 Haziran belirli bir tarih diyor. Haziran'ın 1'ü canım işte diyor. Net bir tarih diyor yani. Doğal olarak buna dikkat. Belirli bir tarih derken illa işte 23 Nisan bilmem öyle bir şey değil. 19 Mayıs işte 1910 böyle bir şey değil. Buna lütfen dikkat. Belirli bir tarihten kastı sayısal veri olması bu. Ay ve gün adlarına gelenekler kesmeyle ayrılır. Bak benim burada dikkatimi çeken madde şu hocam. Perşembenin büyük yazılması eyvallah tamam. Geleneki nasıl ayırıyoruz lütfen dikkat. Yani Ahmet'e der gibi adeta değil mi? Perşembenin ya bu salı çarşamba perşembe ya. Neyini ayıracaksın bunun? Ne özel diyeceksin ama tarih belliyse bakın 21 Ocak bitti. Tamam diyor, hem büyük yazacaksın hem de kesmeyle ayıracaksın. Örnekler lütfen cebinizde kalsın. Harika örnekler bunlar, harika maddeler. Anlatırken de heyecanım hiç düşmüyor çünkü o kadar faydalı olacağına inanıyorum ki bu maddelerin. Öyle böyle değil. Hep kıyıda köşede kalan maddeler de var içerisinde. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözcüklerine gelenekler kesmeyle ayrılır. Türk Dil Kurumu Başkanı'na bak, bu örnek can yakar hocam. Neden? Çünkü hocam bunu kurum olarak düşünüyor bazen öğrenci. İşte başkanlığına demiyor muydu hocam burada? Başkanlık demiyor mu? Kurum değil mi falan diyor bazen öğrenci. Hızlı okumayla falan kaçırıyor. Lütfen dikkat. Türk Dil Kurumu Başkanı. Yani Ali Bey gibi bir şey. Yani lakap nihayetinde. Ünvanı o adamın nihayetinde. Kurumsal ünvan fark etmez. Ayıracaksın Ali Bey'in Hande Hanım'a. Bakın dikkat. Bundan ayrıldığını lütfen unutmayınız. Çok iyi bir madde bu da. Devam. Hadi bir madde de benden gelsin. Üleştirme sayıları yazıyla yazılır. O da çok dikkat çektiğim. Zaman zaman ben de böyle 20'şer 30'lar derken rakamla yazıyorum. Aman dikkat. 20'şer, 6'şer, 3'er yazıyla yazıyoruz. Üleştirme yani paylaştırma sayıları nasıl yazılır hocam? Yazıyla yazılır. 100 yıl sözcüğü, bir son dakika bilgisi bir anda elimize ulaştı. 100 yıl diye kısaltılır. Böyle kısalt Allah aşkına. Bunu anlattık biliyorsunuz. Araya nokta geleceğini söyledik falan fistan. Bir sürü anlatımlar oldu. Her yerde farklı anlatımlar oldu. Türk Dil Kurumu'nun
Şu dakika itibariyle kısaltmalar dizini maddesine tıkladığımızda 100 yıl sözcüğünün böyle kısaltıldığını görüyoruz. Bitti. Bizi ilgilendiren şu dakika itibariyle sitesindeki bu. Yazım kılavuzunda biliyorsunuz araya nokta geldiği falan söylendi, yazıldı, konuşuldu. Ama şu dakika itibariyle arkadaşlar 100 yılın yy nokta olarak kısaltıldığını da bir köşeye kaydediniz, içiniz rahat olsun. Sıra sayılarına gelen işte ek gelirken sadece kesme işareti ve ek gelir arkadaşlar. Nasıl, ne demek istiyoruz hocam? İşte 9. derken hem nokta koy hem de buna kesme kullanayım hem de ıncı yazayım, bu resimliğe girme diyor. 9. kesme işareti kullan sadece diyor. 2. bu kadar. Burada da ikinciye dikkat çekmek isterim. 2'yi zaten i ile bitiriyoruz. N, C, i geleceğini unutmayın. İnci gelmeyeceğini unutmayın lütfen, olur mu? Çok çok önemlidir. Devam ediyoruz. Yavaş yavaş sona geliyoruz hocam. Birleşik fiillerde soruya iki sözcük arasına girebilir. Biliyorsunuz sordular bu maddeyi. Bu da yine Türk Dil Kurumu'nun uyarı maddesindedir arkadaşlar. Uyarı olarak yazıyor. Lütfen kontrol edin. Lütfen bakın, içimiz şöyle rahatlasın. Bunu sordu son sene. Vaz mı geçtin? Devir mi ettin? Normalde biz ne diyorduk arkadaşlar? Devrettin ayrı yazılmaz. Ünlü düşmesi var. Doğru. Devir ettiği asla ayrı yazamazsın. Ama araya sözcük girerse mecbur ayıracaksın, o ayrı. İşte adam bu istisnayı kullanmış, bu uyarıyı kullanmış. Bu senede uyarılardan soru gelecektir arkadaşlar. Bu videoya lütfen dikkat. Devam ediyoruz. Bakalım neler katmışız. 21. dakikaya geldik. Heyecan hiç inmesin hocam. Bir dakika nabzımız düşmesin. Ne diyor? Bu yardımcı eylemleri yaz bir köşeye demişim. Biliyorsunuz bende ciddi anlamda bir yardımcı eylem takıntısı var. Yani bunu açık açık söyleyeyim. Sürekli bir yardımcı eylemleri bilin aktarma ihtiyacı hissediyorum. Geçen sene arkadaşlar taktiklerle dil bilgisi kitabında bir soru vardı. A şıkkı KPSS'de geldi o sorunun. B şıkkı TYT'de geldi. Yani bir soruda iki sınav sorusu çıktı arkadaşlar. Bunlardan ikisini kullanmıştım. Birkaç tanesini diyelim haydi. Hepsini kullandım çünkü şıklarda. Ve sınavda karşımıza gelmişti. Neden bu sene de benzeri bir örnek gelmesin? Emretmek bitişik. Men olunmak bitişik. Bunu söylüyorum bitişik ayrı diye. Çünkü yazımdan çok anlaşılmayabilir. Cem etmek bitişik. Darb etmek, bir de kulak aşinalığı olsun, bitişik. Derce etmek bitişik, hamd etmek, kat etmek ve def etmek, bunlar bitişik. Hak etmek ayrı, hak etmek bitişik hocam. Bu ne demek Allah'ını seversen? Şimdi hak etmek arkadaşlar bir ağacı vesaireyi oyma işine verilen at. Tekrar diyorum, hak etmek ağacı oyma eylemine verilen at. Hak etmek ayrı bir şey. Ama bu parayı hak etti ya da bu ödülü hak etti, bu işi hak etti, bu vesaireyi hak ettideki bildiğimiz anlamda hak etmek ayrı yazılır. Men etmek bitişik, fark etmek, terk etmek, arz etmek ayrı, hallolmak tabii ki halloldu vesaire bitişik. Peki arkadaşlar, bu videomuzun son notuydu bu. Şimdi ne yapacağız onu söyleyeyim. Videoyu izledik, çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, son saniyesine kadar satır satır aralardaki konuşmalara dahi dikkat ederek izleyin. Şimdi izledik, kapatın arkadaşlar videoyu. Sonrasında bir daha şöyle baştan not ederek dinlemenizde büyük fayda var. Yani en fazla bir 40 dakikanızı ayıracaksınız. Hadi 25 diyelim bu videonun sonuna. 50 dakikalık bir şey süreyi arkadaşlar yazım kurallarına ayıracaksınız. Değecek. Bu fedakarlığa değecek. Kamp defteriniz oluşsun lütfen. Birinci gün diye şöyle güzel bir defter yapın. Olur mu? Satır satır bunları not edin. Hem yazacaksınız hem dinleyeceksiniz. Sonra zaman gelecek açıp okuyacaksınız sınava yakın dönemlerde. Çünkü ben bir sürü video atacağım. Video üstüne video gelecek inşallah. Tekrar arayıp bulmakta zorlanabilirsin. Dönüp tabii ki izlemekte, kulak aşinalığı oluşturmakta, sık sık dinlemenizde büyük fayda var, onu söyleyeyim. Bu kamp süreci içerisinde tekrar etmek adına sık sık izleyeceksiniz zaten bu videoyu, ama yine de ufak ufak not almanızda büyük fayda var. Şimdi yapacağınız şey şu, çok uzattım. Videodan sonra notunuzu alın ve mutlaka Rüştü Hoca'dan 100 sözcük diye bir madde vardı, bir video vardı. O videoyu kesinlikle izleyin arkadaşlar. Rüştü Hoca'dan 100 sözcük. Onu da izledikten sonra tamamız. Ben zaten bu süre içerisinde inşallah soru çözümünü atmış olacağım. Sonrasında arkadaşlar siz şöyle bir iki test çözerseniz kitaplardan, ne yaparsanız yapın ondan sonra. Türkçe tamamdır hocam. İçiniz rahat olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.